Herkese merhabalar. Yine bir misafirli günümden hoş geldiniz. Bu sefer halamın kızları geldi Urfa'dan. Ben de onları davet etmiştim. Bana çaya gelecekler. Şimdi güzel bir masa hazırlamak istiyorum. İlk defa evime gelecekler çünkü. Şimdi şöyle mutfaktayım. Kurabiye yaptım, tuzlu kurabiye. Altına da annem tatlı bir kurabiye yapacaktı. Sanırım çikolata parçacıklı. Şöyle ilk 2 demlik çay hazırladım şimdiden şöyle. Tabii içlerinde çay var ama daha koymadım. Şöyle mutfağı biraz toparladım. Burada da poğaçalarım evet pişmiş. Hatta kapatayım yanmasın. Şöyle kapatalım. Tam tersi. Evet. Şunu da kapatalım. Tamam. Evet bakın. Oh, buharı geldi. Şöyle. Bunlar da pişti. Bulaşık makinesi de temiz ama şimdi oğlum uyuduğu için bunları boşaltmayacağım. Çünkü yani bunlar çat çut yerleştirdiğim için tıkırtı sesine uyanabilir. Bu arada suplalarımı kullanacağım. Burayı da böyle açtım şimdi. Öyle bakalım. Hazırladıkça göstereceğim. Evet böyle tabaklarımı koydum, suplalarımı koydum, kısırımla kıvırcığımı, limonumu falan koydum. Şimdi şöyle mutfağa göstereyim. Hala bulaşık makinesinden boşaltamadım ama kekle poğaçamı şöyle buraya koydum hafif de sıcağı kalsın diye. Şimdilik bu şekilde. Evet, bütün hazırlıklarımız bitti, şükürler olsun. Sadece çay kaldı şöyle soframızda. Şöyle hemen sakızlı bir muhallebi yaptım böyle sofraya renk katsın diye. Kısırım var, yeşilliklerim var kısır için. Annem kıymalı börek yaptı. Bir de şu kurabiyeyi annem yaptı. Tuzlu kurabiye yaptım. Annem bir de böyle portakallı kek yapmış. Çok güzel oluyor, yumuşak yumuşak. Şöyle sade bir poğaça yaptık. Buraya yine biraz daha kıymalı börek koydum. Burada da irmik tatlısı var. Üzeri çikolata soslu. Evet, bu şekilde güzel bir masamız oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Videoyu devam ettirebilirsem kahve zamanında da ettireceğim inşallah. Evet, kahvelere geçtik. Şöyle sunumunu yaptım. Şimdi içeri götürüyorum. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Biz kahve faslını falan bitirdik. Hatta bir gün geçti. Yani yattık kalktık ve her yer kar dolmuş. Şöyle çok güzel. Şimdi arabayı temizliyorum. Böyle size de göstermek istedim İstanbul'daki karı. Şöyle bakın yaprakların üstüne falan ne kadar güzel olmuş. Ya bu kadar yani kalın bir karı yani uzun zaman olmuş bence. Hani hep yağıyor ama mesela geçen yıl da yağmıştı. Ama hemen eriyordu. Yani bu böyle biraz daha fazla tutmuş gibi kalınlığı. Şöyle size göstereyim. Çok güzel gerçekten. Şöyle bir bahçe tarafı var, oraya gidelim. Şöyle. Evet, herkes kadar oynamaya çıkmış. Şöyle şu bahçenin şurasını çekeyim dedim size. Böyle sırada bölümler var. Hadi de. Öyle çok güzel değil mi? Evet, intihar videom da bu kadardı.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama hani böyle kar tamamen erimedi. Çok güzel yani bir günümdür. İstanbul'da bayağı kar yağdı. Gerçekten Türkiye'nin neredeyse her yerinde yağdı. Sizin aralarda yağdı mı? Her şehirde yağdı mı? Merak ediyorum ben de. Böyle burada bizim karşımızda inşaat vardı. Belki de bahsetmişimdir. Ve böyle yani bayağı bir kat çıkmışlar. Böyle. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu sofralarım umarım hoşunuza gidiyordur. Bu arada oğlum da yürümeye başladı. Belki ona ilk adım ayakkabısı almayı düşünüyorum. Onda da önerileriniz varsa bakabilirim. Böyle siz hangi marka almıştınız? İlk adım ayakkabısı şart mı? Yoksa normal bir ayakkabı mı almak lazım bilmiyorum. Bu arada karı görüyor musunuz? Nasıl yani böyle şey şeklinde yani rüzgarlı bir şekilde yani. Ne derdikler? Bunun adını bilmiyorum. Biz de biraz hamdayı çıkardım bu sabah yine. Böyle değişik değişik etrafına bakıyordu. Bir defa hani ilk gün de çıkarmıştık da bu sabah tekrardan çıkardım. Ve şimdi tekrar bakın da rüya bile oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bunu hep ortaya koyuyorum. Yani şuraya. Ama oğlum alıyor ve döküyor. Mesela bunu normalde şöyle koyuyordum. Ama çekiyor. Çekince de Allah korusun boncuklu ağzına atar diye korkuyorum. O yüzden böyle kare seriyorum artık. Şöyle seriyorum. Böyle. Bu arada bu akşam içinde yemeğimi yapacağım. Köfte yapacağım şimdi. Size de göstereyim diyelim. Ben böyle içine bunun birazcık ekmek, işte pul biber, salça, çok azıcık köri attım. Kekik attım. Böyle birazcık yoğurup hamzaya ayıracağım. Ondan sonra bizimkine tekrardan kekik atacağım. Bu arada bana böyle çiçeğim vardı, hediye gelmişti daha doğrusu. Şimdi buna saksı değiştirdim. Umarım tekrardan böyle daha güzel bir şekilde canlanır. Yani bir türlü saksı alamadım. Baktım beyaz yok. Ben de beyaz istiyordum ve büyük istiyordum böyle. Küçük vardı ya da beyaz değildi. İnşallah canlanır. Evet, bugün de videom bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.